ske vous êtes seul ou est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous? Bilemiyorum. Benim bu düşüncemi çok romantik bulabilirsiniz ama ben bir insanım. Ben o atalarımın bir evladıyım. Onların yaşadığı dramın her zaman idraki içindeyim. Her zaman onların yaşadığı acıyı kendi tenimde hissediyorum. Ama onların bu yaşadığı acıyı hiç kimsenin bir malzeme olarak kullanmasına da asla izin vermek istemiyorum. Ve ne yazık ki kullanılıyor. Ve ne yazık ki kullanılıyor. Buna izin vermemek lazım. Ve Avrupalıların da, Amerikalıların da ve Türkiye'nin de, Türklerin de kendi vicdanlarıyla hareket etmeleri gerekiyor. Ve e, bence sorun onların sorunu. Biz Ermenilerin artık bu konuda bir sorunu yok. Biz hiç kimseyle tarihi tartışmaya bile girmeyiz. Çünkü kimse bize bizim tarihimizi anlatmaya kalkmasın. Her Ermeni bugün yaşayan, her Ermeni bir belgedir. Belgeye de ihtiyaç yok. Biz parçalanmış, dünyanın her bir tarafına dağılmış insanlarız. Hepimizin atalarıyla, kökleriyle, e, e, aileleriyle bağları kesilmiş vaziyette. Bizim belgeye ihtiyacımız yok. Bizim kelimelere ihtiyacımız yok. Bizim hukuksal tanımlamalara ihtiyacımız yok. Biz e, insanlığın bu e, iki yüzlülüğü karşısında sadece kendimizle baş başa kalmayı bilebilmeliyiz diye düşünüyorum. İnşallah bütün Ermeniler de benim gibi bir gün düşünürler diye düşünüyorum. Şöyle söyleyelim, Türkiye'de e, e, Türkiye sıkıntılı bir ülke oldu her zaman için. Sadece Ermeniler için değil, bütün halklar, bütün toplumlar için, bütün kesimler için. Cumhuriyet'ten beri kuruldu, bir zemin üzerine kuruldu. Biraz önce anlattım, kimi noktalarda sağlam zeminler üzerinde, kimi noktalarda ise çürük zeminler üzerinde kuruldu. Kolay bir şey değil bu toplumun dönüşümü, değişimi, sıkıntılar yaşıyoruz. Aleviler sıkıntı yaşıyor, Müslümanların kendileri sıkıntılar yaşıyor. Azınlıklar sıkıntılar yaşıyor, gün geliyor Kürtler sıkıntılar yaşıyor. Herkes bir sıkıntı. Tabii Ermenilerde sıkıntılar yaşadılar. Ee, e, özellikle cumhuriyet tarihi boyunca birkaç önemli kırılma noktaları yaşadık. Varlık vergisi 1942'de, 1955'te 6-7 Eylül olayları. Ee, daha sonra biliyorsunuz Ermeni kelimesi Türkiye'de çok e, bir miktar son 30 yıl içerisine baktığınız zaman hoş bir kelime olarak hiçbir zaman kullanılmadı. Asala dönemleri yaşandı. Karabağ Ermenistan'daki Karabağ savaşları, Kürt meselesi içinde Ermeniler var dendi, Kürtler yok dendi. Bir 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 bir, bir hatta Ermeni dölü diyen bakanlar bile oldu. Küfür halinde kullanıldı. Böyle bir ortamda siz ne kadar bir Ermeni olarak yaşayabilirseniz biz de o ruh haliyle yaşadık. Ama şunu da söylemek lazım. Giderek sıkıntılarımız, sorunlarımız Türkiye demokratikleştikçe çözülüyor, e, azalıyor. Başkalarına demokrasiden ne kadar pay düşüyorsa bize de o kadar pay düşüyor. Aslında bunun da böyle olması lazım. Yani biz Ermeniler çok iyi olacaksak ve Kürtler çok kötü olacaksa, Müslümanlar çok kötü olacaksa böyle bir ülkenin bir anlamı yok böyle acıyı daha sıkıntıyı da güzelliği de biz hep birlikte bu ülke içerisinde paylaşmayı yeğleriz ve bunun için çabalıyoruz zaten. Avrupa Birliği'ne girme arzumuz da bunun için, demokratikleşme arzumuz da bunun için. Sadece Ermeniler için değil, hepimiz için iyi şeyler istiyoruz, bekliyoruz. Nasıbukumü denk. Ben teşekkür ediyorum sağ olun.